Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir montajın sonundan selamlar. Arkadaşlar, kombimiz Baymak Dovatek kompakt modeli. 24 kW 20.640 kalorilik bir cihaz. İçi tamamen pirinç, sıkıntısız, tavsiye edilen bir cihaz. Tavsiye ettiğim cihazlar arasında gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Eski demir döküm adem vardı. Onu sökerek onun yerine bu kombimizin montajını yaptık. Şöyle kombimizin tüm alt takımlarını değiştirdik. Yoğuşma giderimizi havalı koyarak aşağıdan süpürgeliğin üzerine şöyle arkadaşlar kelepçe atarak lavabo giderimize çatal attık ve bağladık. Ocak hortumumuz, ocak vanamız yoktu. Şöyle acil kesme vanamızı koyarak arkadaşlar ocak hortumumuz mermeri deldik ve ocağımızı da bağladık. Güzel bir montaj oldu. Şöyle kombimiz şu an çalışıyor. Arkadaşlar kombimiz kışlık konumda, kaloriferler devrede şöyle. Kalorifer işaretinin ya da musluk işaretinin yanıp sönmesi devrede olduğunu gösteriyor. Kaloriferlerin ya da sıcak suyun devrede olduğunu gösteriyor. Şu an kaloriferler devrede. Kalorifer işareti yanıp benim sönüyor. 28 derece yanıyor kombimiz. Sıcak suyu açtığımızda da sıcak su devreye giriyor. O zaman da sol tarafta musluk işareti yanıp benim sönüyor. Şöyle yeni bir etiket yapıştırmışlar Baymak Dovatek'te. Ne olduğunu bilmiyorum. Ha, arıza kodu olarak yapıştırmışlar arkadaşlar. E10 F37 sıcak su basıncı diyor. İşte arıza kodların yeni bir etiket. İlk defa bugün gördüm bu etikette. Kombimiz çalışıyor. Menfezimiz var. Ankara'da bu tarz işlerde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır arkadaşlar. Oradan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Düşünüyorum daha size nasıl teknik bilgiler verebilirim. 24 kW bir cihaz. En çok arayanlardan arkadaşlar 160 metrekare. Bir türlü videoda hani paylaştım. 160 metrekare evim var. 180 metre evim var. İşte kardeşim evinizin büyüklüğü önemli değil. Evdeki petek sayınız önemli. 24 kW bir cihaz. 9 metre, 10 metre PT, 3 artı 1, 4 artı 1 daireye fazlasıyla yeterli. Yani 200 metrekare evim var diyor, 7 metre petek var diyor. 24 kW cihaz alacaksın. Ama duplekslerde, hani 2 katı olduğu için pompa biraz zorlanmasın diye 28 kW, 24 binlik alabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi 8 metre, 9 metre, 10 metre, 3 artı 1, 4 artı 1 dairelerde 24 kW ama 10 metre petek olup da duplekse oraya 28 kW 24 binlik cihazı tavsiye ederim. Pompa üst katı da daha güçlü basar. Bu kombi gerçekten güzel, sıkıntısız. Şu an kombi çalışıyor. Burada çamaşır makinesi çalışıyor. Arkadaşlar belki onun sesini duyabilirsiniz de. Kombide gerçekten hiçbir ses yok. Çok hafiften fan sesi var ama duyulmuyor bile. Çok yaklaşırsanız. Gerçekten sessiz sedasız güzel bir kombi. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Kullanmayı zaten daha önce göstermiştim arkadaşlar. Şöyle su basma vanamız var altında. Şurada su basın saatimiz var. 1,5-2 arası olacak. Kalorifer ve musluğun artı eksisi. Yükseltme, azaltma. Arkadaşlar açma kapamadan bastığımızda şöyle yazlık konum. Tekrar açma kapamaya bastığımızda kombi kapalı. Tekrar bastığımızda şöyle kışlık konuma geçiyor. Alparslan kardeşimiz de burada, ayrılmaz ikiliyiz. Alparslan kardeşim söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır, olsun müşterimiz. Müşterimize gerçekten güzel bir mutfak. Tertemiz, pırıl pırıl, genellikle böyle temiz mutfaklara hayran kalıyorum. Çay içecektik, içemedik. Asistanımız, yardımcı elemanımız Mahmut çaydanlığı devirdi. Allah'tan burada tezgahların üstünü kapatıyoruz baca kartonuyla. Etrafı batırmadık ama çayımızdan da olduk. Tam çay içilecek bir yerde içemedik. Alparslan kombiyi daha önce çektik ama nasıl bir kombi? Çok güzel. Gerçekten güzel. Özellikle benim cihazım boyunu eline... Kompakt zaten, küçültülmüş. Bazı yerlerde çok güzel oluyor. Bazı yerlerde de şeyi soruyorlar. İki tek mi şey, iki model mi Dovatek var? İki tek, yani iki model değil arkadaşlar. İki kapasite derken şöyle söyleyelim. Premix eşanjör dediğimiz
Doğa Tekler, yani Doğa Tek ikiye ayrılıyor. Biri 45 kahva, 42 kahva, 33 kahva kasası büyük olarak var. Ondan sonra 30 kahva kompakt demek, küçültülmüş demek zaten. Evet. Kompakt modellerde 30 kahva ve 24 kahvası var. Evet. Ama Doğa Tekler aynı, sadece Doğa Tek kompakt olan küçük kasası, yani küçültülmüş demek. Evet. Öbür büyükler de hani şey için, yani duplex villalar için. Çarşamba günü yeni hidrojen ile çalışabilen cihazımız çıkıyor. Onun hangisi benim haberim yok. Luna Tek modeli çıkacak. Yeni çıkıyor. Evet. Dilton'da çarşamba günü tanıtım yapacak. Bir de şeyi öğrendim arkadaşlar. Demir döküm Nitromix'te dikey baca artık olmuyormuş. Olmuyor. O aslında cihaz çalışıyor ama cihazın ismi Avrupa'da yabancı isim olduğu için yeni bir yabancı isme göre dikey baca da çalışabilme özelliğine izin almışlar. Burada olmuyor. Uluslararası dikey baca da artık uluslararası diye bir firma var. Baca raporu veriyor arkadaşlar. O baca raporu olmadan dikey baca yapamıyoruz. O raporu da hani biraz daha bir nevi para tuzağı gibi, yani sizin cebinizden çıkıyor. Aynı sistemi yapıyoruz. Ama dediğim gibi baca raporu, işte bedeli var, 350 TL mi 400 TL 250 TL o civarlarda baca raporu alıyoruz. Dikey baca yapıyoruz. O zaman da oluyor. Dediğim gibi uluslararası bir firma diye birkaç tane firma var. Böyle Ankara'da baca raporu veriyorlar. Başkent Gaz'da onlara müsaade. Bence anlaşmalı, para tuzağı. Müşterimiz de video çektiğimizden haberi yok. İlk defa gördü burada. Söyleyelim. Abicim hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Beğenmediğin bir şey var mı? Geldik, gidiyoruz. Tahmini bir gayet, saat sürdü. Gayet güzel. Elinize sağlık. Çok memnun oldum. Mahmut çayı dökmeseydi iyi olacaktı. Çayımızı da içecektik. Çayımızdan ne olduk? Sigara kullanmıyorum ben ama abim içiyordu. Sigara çaysız da olmuyor dedi ama gitti çayımız. Yapacak bir şey yok. Abi güzel bir kombi tercih etmişsin. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Gönül rahatlığıyla alıp kullanılabilecek bir cihaz. Zaten tüm videolarımda arkadaşlar da biliyor. İçi pirinç dediğimiz hidrolik grupları pirinç olan, yani işte plaka eşancörüydü, işte üç yollusuydu, anlatabildim mi? Bunların pirinç olması her zaman iyi. Bir kombinin içi de tamamen pirinç. Böyle kompozit olanlar var, işte Buderus'tu, Vaillant'ta var bazı modellerde, işte demir döküm de var. Demir abi, döküm adende plastik. Adeni, İki kere değiştirdim. Adende plastik mi? Arpası? Evet, arka deposu falan hepsi plastik. Şeyde mesela kompozit grubu genellikle 8 yıl 10 yıl, yani 10 yıl sonra kesin bir deforme oluyor abi. O zaman değişmesi gerekiyor. Değişmesi demek daha büyük bir masraf, doğru mu? Yani parça bulunmuyor, işte delik oluyor, işte sağ blok sol bloktu delik deyince 1000 lira 2000 lira masraf çıkıyor. Ama içi pirinç metal olduğunda atıyoruz spor çözün içine, servis olarak Alparslan kardeşim, doğru mu? Doğru, evet. Yıkıyorsun, fırçalıyorsun. Adamı daha basit oluyor. Yıkıyorsun. Adam hem fazla bir masrafı olmuyor. Evet. Orikleri falan değiştiriyorsun. Orik, contaları değiştiriyorsun. Bu kadar. Aynen öyle. O zaman içi tamamen pirinç, metal olan kombilere yönelmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Baymak, Doğa Tek gerçekten sıkıntısız. Bu arada videolarımı donanım haberdi arkadaşlar. Bir tane Desink diye mi, bir İzmir'deymiş kardeşimiz paylaşıyor. Bizi de tavsiye ediyor sanırım. Birkaç tane gördüm. Müşterilerimiz de öyle diyor. Kendisi buradan bu videomuzu izliyorsa teşekkür ederim. İzmir'de donanım haberde videolarımızı paylaşıyor, bizi tavsiye ediyor. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Merak ettiklerinizi, öğrenmek istediklerinizi videolarımızın altına paylaşabilirsiniz. Biz de ona göre faydalı videolar çekelim ki insanlar görsün, faydalansın. Hangi cihazı almak için daha kararlı olurlar. Onun için herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.